Hocam, cilt sağlığı konusunda neler söylemek istersiniz? Şimdi cümleye çok güzel başladınız. Cilt kozmetik konusu aslında cilt sağlığıyla başlar. Yani şunu söylemeye çalışacağım. Cildine bir insan özen gösteriyorsa öncelikle genel sağlığına özen göstermesi gerekir. Yani dengeli ve güzel beslenecek, gündelik alması gereken işte sıvı su tüketimini yapacak, işte düzgün uyuyacak, mümkün olduğunca işte sıkıntı, yani günümüzde ne kadar mümkün bilmiyorum da sıkıntı, stres vesaireden uzak durmaya, gündelik hayatın içerisine fazla girmemeye çalışacak. O şıkkı hiç saymayalım, nasıl olmayacak hocam? Efendim? O şıkkı hiç saymayalım, nasılsa... Ama en önemlisi maalesef o. Evet. Onu da ben şöyle söylüyorum. Aslında dış dünyayı biz çok fazla önemsiyoruz. Dış dünyayı çok fazla önemsiyoruz. Her şey bizim zihnimizde bitiyor. Biz zihnimizi istersek dış dünyanın bir takım olumsuzluklarını kapatıp, yani tabii bunlar görmemezlik değil de, yani bizi etkilemesine izin vermeden hayatı içerisinde devam edebiliriz. Bu dışımızda ilgisizlik anlamına gelmiyor. Bunu bir bilge çok güzel ifade etmiş. Demiş ki, insan bir gemi gibi olmalıdır. Suda olmalıdır, suyun içerisinde hareket etmelidir ama içine su almamalıdır. İnsan kalbinin, insan zihninin o gemi gibi olmasını doğru olduğunu düşünüyorum. Suda yaşıyor, yani su, yani toplumda yaşayacağız. Ama toplum onun, o kalbin, o zihnin içerisine girmeyecek. Ama o suda devam edeceğiz. Yani karada bir işe yaramaz o gemi. Yani suyun içerisinde olacak, kendimizi izole de etmeyeceğiz. Bütün bilgeler, bütün seçilmişler, bütün peygamberler çok zahmet çektiler yeryüzünde. Bunları biliyoruz zaten. Ama hiçbiri de demedi ki ya lanet olsun. Yani zaten Yunus peygamber öyle söylemiş, başına neler gelmiş ya, boş ver demiş. Bu Ninova'yı bırakmış. Sonradan pişman oluyor tabii. Allah onu şey yapıyor, terbiye ediyor, bir ders de veriyor. Balığın karnı diye sembolik bir ifade de kullanılır Kur'an'da. Ama tekrar o topluma gidip, o toplumun içerisinde, o toplumun olumsuzluklarını içimize nüfuz ettirmeden, o toplumun içerisinde üzerimize düşen vazifeleri tamamlayıp, yeryüzündeki misyonumuz, yeryüzündeki görevimiz neyse onu tamamlayıp, dünyadaki efendim eğitimimizi, dünyada bize ayrılan süreyi tamamlamamızdır. Şöyle anladım diyebilir miyiz hocam? Siz diyorsunuz ki insan gemi gibi olması lazım. Gemi nasıl suda yüzer ama insan içine, kalbinin, insan zihni, içine su alırsa gemi batar. Batar tabii. İnsan da toplum içerisinde olacak fakat toplumun problemlerini zihninde almayacak mı? Yani zihnine alırsa... Yok, toplumun problemleriyle uğraşacak ama o problemlerin zihninde, kalbinde etki etmesine izin vermeyecek, uğraşacak. Hani şöyle, bu uğraşında üzülecek de, sevinecek de, mutlu da olacak, huzursuz da olacak ama şey gibi, yani o dalga, yani şey vardır, denizin üzerine bakarsınız, bazen durgun olur, bazen dalgalı olur, bazen fırtınalı olur ama denizin dibi hep sabit durur orada. Denizin dibinde bunların hiçbiri olmaz. Yani iç dünyamızın denizin dibi gibi olması, dış dünyayla olan kısmımız, yani o yüzeydeki kısmımız bazen dalgalı olabilir, bazen başka şekilde olabilir ama o denizin dibi hep sükunet içerisinde olur. Başarmak zor olur herhalde hocam. Yani sıhhatin zaten zirvesi odur. Yani öbür taraf nedir? 2 tane ilaç, 3 tane iğne, 4 tane krem filan. Asıl hedeflenmesi gerekenin de
bu sükunet ve huzur hali olması gerektiğini düşünüyorum. Diğer kısmı kolay. Diğer kısmını bir şekilde hallediyoruz. Yani o konuda bize müracaat edebilirler.